Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ay buranın ışığı yanıyor ya bak. Şu mutfağın kapısını örteyim. Evet, bugün vlogumu geç başlatıyorum arkadaşlar. Bayram tatlımı hazırladım. Şurada şekerpare yaptım bugün. Şurada bulaşıklarımı da yıkadım. Bir dakika. Kameram yamuk. Şöyle alabilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ağır. Evet. Şöyle bir de haşhaşlı ekmek yaptım. Türkiye'den haşhaş getirmiştim arkadaşlar. Sizlerle paylaştım. Böyle güzelce bol yağlı ve içine bir sürü ceviz kattım. Çöpleri şurada hatta. Evde vardı. Dedim cevizli yapayım. Güzel olur. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şöyle güzel gevrek parlak gözüksün diye. Böyle bir de bayram için ne yaptım? Şekerpare fındıklı. Şimdi hemen şunu ben bir fırına atayım. Fırınım yanıyor. Fırın yanarken fırına göndereyim. Pişsin. Fırına attım. Mutfağım bugün biraz dağınık arkadaşlar. Bugün hep bunlarla uğraştım. Yemek bile yapmadım. Yemeğim vardı. Şöyle alayım. Şimdi bunun şerbetini vereceğim. Şerbetim ılık. Tatlım 5 dakika oluyor çıkardım. Fırından. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Güzelce koyacağım. Cozlamıyor çünkü dediğim gibi. 5 dakika oluyor çıkardım arkadaşlar. Esasında bunları sizinle beraber yapacaktım. Hem tarif vereyim dedim. Ama yapamadım arkadaşlar. Hem bunları yapmaya geç başladım. Hem de bilemedim. Yani herkesin bildiği tarifler diye düşünüyorum. Şöyle bol bol koyayım. Bunu bir sayfadan alıp yaptım. Bu tarifi. Bir misli yazıyordu. Ben çoğaltmak için tarifin iki katını koydum arkadaşlar. Neler vardı tarifte? Şimdi bir paket tereyağı 250 gram. Ben iki katını yaptım ama bu çıktı. 250 gram tereyağı. Bir su bardağı pudra şekeri, 2 yumurta, 2 bardak, 4 bardak un, vanilya şekeri, bir de şey kabartma tozu, birer paket biliyorsunuz. Öyle yani. İçeriği, 3, 6 yemek kaşığı da irmik koydum arkadaşlar içerisine. Güzelce yoğurdum. Ve bu hale geldi. Şerbeti içinde 1 litre, bir dakika arkadaşlar bir hatırlayayım, 1 litre su, 5 bardak, yok arkadaşlar, 1 litre su koydum, 6 bardak da şeker koydum. 200 gramlıktı bardaklarım, aynen. Tarifi iki katı yaptığım için güzelce kaynattım. 1-2 damla limon sıktım. Güzelce kaynadı. Şimdi bu şerbetim böyle beklesin. Güzelce çeksin bakalım. Nasıl olacak? İnşallah güzel olur. Bir tencerede sarma sardım arkadaşlar. Onu da buzdolabına kaldırdım. Onu şimdi pişirmek istemedim. İnşallah bayram günü pişireceğim. Bir de dereotlu poğaça yapacağım. Onu da bayram gününe bıraktım. Taze taze olsun istedim. Sarmam da burada. Kapak koymadım çünkü dolaba sığmıyor. Şöyle sarmama her şeyini hazırladım. Bir tek limonu ve suyu yok. Bir de birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Onu da en büyük tencereme koymuşum. Rahat pişsin diye.
az yapayım dedim ama bayağı bir çıktı. 5 litrelik tencereme sarmışım. Bugün dediğim gibi sarmaydı, tatlıydı. Bir de şu haşhaşla ekmekle uğraştım. Azıcık ev işi yaptım işte vesaire. Tam yapmadım ev işini, artık yarın yapacağım arkadaşlar. Bu arada hepinize hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice nice bayramlara ulaştırsın bizleri. Çünkü bu videom bayram sonrası gelecek. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Veya geçmiş bayramımız. Evet, bu burada dinlensin bakalım. Ben de fırını kontrollü bir şekilde haşhaşlı ekmeğimi pişireyim. Evet arkadaşlar, 2023 senesinin son iftar akşamı. Şuraya azıcık patates koydum. Patatesim kızarıyor şurada. Pirinçli tavuk çorbası yapmıştım dünden. O var. Bir de şu ekmeğimi ben çıkartıp bir bakmak istiyorum oldu mu diye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çok ağır. Şöyle yapayım bir dakika. Maşallah. Bu oradan bir tahta versene. Bir dakika. Şu salatalıkları da yıkamıştım ama. Birazcık da tost hazırladım arkadaşlar. Buraya yere ocak yanıyor. Patatesi çeksen oraya. Şunu da kapat, şu zımbırtıyı. Zımbırtıyı da kapat. Ay çok ses yapıyor. Ben baştan niye kapatmadım onu? İnşallah duymuşsunuzdur arkadaşlar beni. Ekmeğime bakacağım pişti mi diye. Tatlıyı kaldırdım. Bu tatlıyı böyle bir kucaklayıp getirebilir misin? Tamam. Suyu çekti mi bir gösterelim. Yok çekmedim. Bir tane yedim arkadaşlar. Tatlı süper oldu. Çok güzel oldu. Suyunu çekti. Çok az bir suyu var şurada. Bir tane yedim. Çok güzel. Ağızda dağılıyor. Tabii. Ellerime kendi sağlık. Kendi kendine büyüyorsun. Tabii biz yemedik. Belki güzel değil. Güzel. Önce ben test ettim. Tamam. Şuna da bir bakayım da ona göre fırından alacağım. Evet bu da oldu. Oo, mis gibi. Dağılıyor arkadaşlar. İpek gibi oldu. Hamurun güzelliği. Maşallah. Şunun tadına ben bir bakayım. Bunu tekrar ben bir fırına koyayım ama fırını kapatacağım. Ama fırının sıcaklığıyla yine içerisinde dursun. İbo bacağına dikkat et. İbo sen alıp bunu yere koyar mısın? Nereye? Fırının yerine. Ben de yere sıktım. Şöyle kucakla onu. Çünkü çok ağır. Çok güzel oldu. Tabii. Ama şey bu, ceviz kokuyor arkadaşlar bir de. İyi ki de cevizli yapmışım. Kamerayı açtın mı ben? Ben kamerayı unutuyorum arkadaşlar bazen. Unut. Hepimizin başına gelecek bir şeydir bu. Zamanıyla. İbo'nun her zamanki hali. İlla ki buzdolabı eşilir bizde. Aynen. Değil mi? Olmazsa olmazsın. Tane var, bakmam lazım. Çocukluğumdan beri bende hastalık var. Tamam hadi bak bak. Ben de şu patatese bir bakayım. Yok daha olmadı. Yumuşak çünkü dağılıyor. Oh ne yiyeceğim biliyor musun? Patatesimi de şuraya alayım. Şeyle, çorbayla yeniyorum. Ben çok seviyorum. İyi hadi git bakalım. Ufak ufak soframızı kuralım. Evet, yemeklerimizi yedik. Dediğim gibi bu senenin son iftarı. 2023 senesinin son iftarını da açtık. Rabbim kabul etsin. Bu sene tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi Rabbim kabul etsin. Nice nice Ramazanlara ulaştırsın inşallah bizleri. Sevdiklerimizle beraber.
Şimdi ben şunları makineye yerleştireyim arkadaşlar. Makinem zaten doluydu. Az bir bulaşığım vardı. Bunu da doldurup çalıştırayım. Tatlıyı öyle üzerine bir şey örteyim ben. Öyle de fırına ya da bir yere kaldırayım. Ekmeğimi de sarayım. Kurumasın, yoksa kötü olur. O da çok güzel oldu. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Konu komşuyla. Bakalım bayramda kimlere nasip olacak. Keşke sizler yakın olsanız arkadaşlar, beraber yiyip içsek ne güzel olurdu. Ama her şey nasip diyelim. Bugün çok yoruldum. Bugün hiç konuşmaya halim yok, takatım yok. Birazcık hamur işleri beni yordu. Esasında ev işi de yapmadım. Yaptım ama öyle tam bir ev işi yapmadım. Yarın yapacağım inşallah, yapabilirsem. Zaten arkadaşlar yarın bayramın birinci günü ama burada herkes işe güce gidiyor. Çocuklarım işine gidiyor. O yüzden bizim için gurbette bayram pazar günü. Zaten gurbette bayram ne demektir arkadaşlar? Her bir hazırlığını yapıp, nasıl bugün ben yaptım. İşte sarma sarıp, poğaçalar, börekler yapıp öyle beklemek. Bir gelen olacak, nasiplisi olacak, gelip yiyecek. Beklemek başka bir şey değil. Gelen olursa başımızın üstünde yeri var. Nasip bakalım. Ama bayramın hafta sonuna denk gelmesi iyi oldu. En azından burada arkadaşlarımıza gidebiliriz. Veya onlar bize gelirler. O yönden güzel oldu. Hafta içi olsaydı arkadaşlar çok zor oluyordu. Güzel olmuyordu. Çünkü herkes işinde gücünde. Yarın olacağı gibi, bayramın birinci günü gibi. O yüzden zorlu oluyordu. Olsun. Zor da olsa Rabbim yine de sevdiklerimizle bayramlaşmayı nasip etsin bizlere. Makinem çok dolu arkadaşlar. Şunları elde yıkayacağım. Çünkü pervanesini deniyorum. Dönüyor. Eğer onları koyarsam dönmeyecek. Hadi gelin sabunlayalım mı bunları beraber? Böyle bazen videolarıma bulaş iki kama koyuyorum. Bazı takipçilerim şey söylüyor. Emine terapi gibi geliyor. Cidden arkadaşlar, elde bulaş iki kamayı ben seviyorum. Benim için de terapi gibi geliyor. Bulaşıkhaneye mi çalışıyorsun? Olur ya, bu oda olur. Sen burada mıydın? Artık komşularımın da bulaşık makinesi var bu. Önceden yıkamıyor muyduk? Gidip yıkardık. Bir komşuya gittiğimiz zaman hani beraber vakit geçirelim diye, çabuk işimiz bitsin diye hemen yıkardık. Ben mesela biri bulaşık yıkarsa biri evleri silip süpürür, toz alırdı. Ondan sonra çayı da koyardık, oturur. Beraber sohbet muhabbet ederdik. Şimdi hani o dönemlerde bulaşık makinesi falan yoktu. Ama şimdi bulaşık makineleri çıktı, çamaşır makineleri çıktı. Vallahi komşuluk da bitti. Akrabalık da bitti. Her şey bitti.
şu ocağımı da bir sileyim. Ocağım temiz ama patates kızarttım ya. Onun yağı sıçradı. Yine bir geçeyim üstten. Ocağı sildim ama pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ocağı tekrar sileceğim. Şu da hoşuma gitmedi. Sanki dışı yağlı gibi geliyor bana. Yemekten sonra yemek yaparken bulaşık falan yıkarım, yerine koyarım ki hani yemekten sonra fazla bulaşık çıkmasın diye. Ama ne de yapsam yine çıkıyor. Evet, verdiğim gürültüden dolayı sizden özür diliyorum. Yerleştiremedim. Neyse arkadaşlar, ben bunları devam yıkayayım. Ocağımı tekrardan bir parlamam gerekiyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı bayramlar, Rabbim nice bayramlara ulaştırsın bizleri. Benim bayram hazırlığım böyleydi. Yarın inşallah sarmalarımı da pişiririm. İnşallah konu komşulara Rabbim yedirmeyi nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.